Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün de Marmara Sıravı'ndayız. En son biliyorsunuz okey sandıklarımızdan iki tane antika yakut düşürmüştük. Onları ve diğer itemlerimi biraz pazara koymuştum. Ve 13.863'e gelir elde ettik. Şimdi bunlarla iç itemlerimizi alacağız. Aynı zamanda bankada da artı 7 abonos küpe vardı. Onu taktım. Bu artı 7'lerin hepsi Marmara'yı kaçırdığımda başladığımda aldığım itemler. Yani bu çıkanlar 500 HP, 1000 HP. Bunlar hep Marmara'nın ilk açılışından kalanlar. Türkiye 2'ydi tabii ki o zamanlar. Şimdi ilk olarak okuma seansı ve ok dişi teslimatı ile başlamak istiyorum videoma. Ok dişimizi teslim edelim. Bakalım bu sefer kabul edecek mi? Maalesef yine çürümüş dedim. Sonra ardından kendi taktiğimle hava kılıcı BK'mızı okuyalım karakter atıp. Karakterimizi atıyoruz. Çağ donmadan hemen hava kılıcımı okuyorum. Başarısız. Kırmızı tecrübesizken okuyamazsın dedi. Diğerlerini okuruz sonra. BK kestik şey. Bugün sarı ikinci köyde metin kesmeyi düşünüyorum itemler çıktıktan sonra. Onu videonun sonunda okuruz diğerlerinde. Pek acelesi yok. Şimdi ticaret camımız var biliyorsunuz. Gidip diğer iç itemlerimizi alabileceklerimiz uygun fiyata alalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar CHB'de çarşı alanına geldim. Önce bir demir kask almayı düşünüyorum. Fazla uçuk olmayacak şekilde. Ekipmanlar, mihferler, evet iptal ete bastık, yani 9 bona da almayız, şöyle 5 bonlardan başlayalım. Ateş 15, şimşek 6, ölümsüzlük 6. Yok. Ateş 15, ok 20, rüzgar 10 bize yaramaz. Biz ölümsüzlükle ateş odaklıyız. Bu güzelmiş. Devam edelim. Ateş 15, ölümsüzlük yok. Ateş 15'i koyunca direkt koymuş. Yarı 10 var. Ateş 10, ölümsüz 20. Yok. Yarı 10. Ölümsüz 20, ateş altı yok. Ölümsüz 10, şeytan 20. Şu anlık ateş ölümsüz odaklıyım. Bakalım. Ateş 10 yok. Yer 10. Yer 10'u yapıştırınca şey olmuş. Yer 10 ölümsüz 10. Mıstık 10 yok. Şimşek 10. Yer 10. Şeytan 10. Şimşek 10. Sadece yagonu göreceğim. Yine bir uçmuş. Ateş 10, ölümsüz 10. Ölümsüz. Ateş 10. Fares koymuş. Ölümsüz 20. Yok. Birazcık daha ileri gidelim bakalım. Şeytan yem. Şeytan rüzgar görmekten bıktım 107 level çağdan sonra ateş 15 var. Şeytan.
Ateşsiz olmaz. Ateş yoğun yok. Ateş 15. Ateş 1500 gram. Ateş 10, ölümsüz 20. Şeytan 10. Ok 10. Alalım bunu. Bakalım dalgamıza. 6 ondan bence en uygunu bu. Demir kask hayırlı olsun. Şeytan 10, ok 10, HP üretimi 20, ateşi 10, ölümsüz 20. Babalar gibi bence. Bence çok iyi aldım. Şimdi bir de bambu ayakkabı bakalım. Ayakkabılar bambu. Ondan aşağı bakalım. Ateş zaten bunda otomatik var. Birden hıçkırık tuttu, kusura bakmayın. Ateş 10, ok. Yok. Kritik 10, çift 10. Kritik 10, 1500 HP. Yani çok yanlarına dikkat etmeye gerek yok bence. Kritik 10, 2000 HP vesaire. Kritik 10, pençe 10, SP 50. Ateşimiz zaten otomatik olduğundan çift el 15 ama 1000 HP az. Kritik 10, 1000 HP. Kritik 10, 1000 HP. Kritik 5, XP şansı 20. XP, ben XP'ye pek aldanan bir tip değilim. XP çok şey bence. Hani daha 99 zamanlarında XP 100'ü kastık biz çarptığımız. HP yok, çöp. Kritikon 2000 HP, kritik 5. Diğer HP şeyler kötü işte. Sadece 2000 HP para ödüyor. Bin 500 HP. Şurada iki bin HP yok. Kritik 10.500 HP'li alacağız. O güzeldi.
Evet, kritik olan 1500 geçip yavaşlama 5. Yanındakilerine bakıyorum ne var diye. Kritik 10 çift. Yani kendime göre uygununu almaya çalışıyorum. Tamam, babını tekrar buraya bir geziyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi parayı Yangı Bon'a dönüştürüp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Yangımızı Bon'a çevirdik. 13 Bon oldu. Şimdi ayakkabımızı da çekelim. Hemen mücevherler. Buradan ayakkabılar. Bambu yazıyorum. Biraz günün yorgunluğu var. Gene işten gelip Savaka'da bir video yapıyorum. Evet. Şimdi ...1500 HP, o kritik 1500 HP, kritik bir çift 10, bir de bunu alalım arkadaşlar. Çift 15 var bir de yanında. Güzel bizim için bence. Hani diğerlerine baktığımda ne var? Kritik 10 XP şansı bana fark etmez. 1000 HP bu. 1000 HP ok, 1500'ün yanında ok var. Yavaşlama 5 var. Max 1500 gerek yok. Çift 10 kritik 10 enivş pençe çam var. Bu da bunu çift için alıyorsak, bu da çift 15 var. Yani öyle almak daha mantıklı. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda elimiz 9. Kaskımız 9. Zırhımız 9. Ayakkabımız 9 oldu. Kalan parayla da bir beşken almaya bakalım. Bize yeter şimdilik. Beşkeni de alalım. Mücevherler değil, ekipmanlar. Bunu hep karıştırıyorum. Zırhlar, kalkanlar, beşken. Keşke de enter'a bastığımızda çıksa. Türkçe karakter mi kullanacağım? Beşken. Operada alışmışım otelde Türkçe karakter kullanmamaya. Kusura bakmayın. 9 beşken mi yok ana satayım? Allah Allah. Oyun mu gitti? Allah Allah. Koskoca serverda 9 beşken mi yok? Bir de diğer 9 beşkene bakalım. Allah Allah. Niye böyle bir şey mi var? Allah. Şimdi max 6 10'dan başlayacağım. Ölümsüz 10, şeytan 10, zeka 12. Bu bize yaramaz.
Yara 10, güç 8, sersem şeytan ölümsüz kötü, sersem zeka ölümsüz 6, sersem ölümsüz 20, sersem ölümsüz 20, bunu alacağız büyük ihtimal. Sersem ölümsüz 20. Mistikon ok 20 var yanında. Daha ucuzu var mı? Sersem ölümsüz 20. Yanındaki light tırt. Sersem ölümsüz 4. Sersem yok. Sersem yok. Bu itemleri yapıp birazdan sarı ikinci köye gideceğim. Özledim. Eskiden küçükken gece full ikinci köyde, yani sarı ikinci köyde metin keserdim. Bütün gün Malazgirt sığınağında. Bir de alttan yazan da olmazdı. Kendi kendime şarkı kaçacak. İkinci köyde metin keserdim. Biraz yad edeceğim bu gece. Sadece başlangıcını göstereceğim. Sonunu çekeceğim size. Sonra da BK'ları okuyacağız, o kalanları. Ben 6 Von'dan o 5K'ni alacağım arkadaşlar. Hemen yine Young Von'a çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar, yine geldim. Hemen ticaret camından 5K'nimizi alalım. Ekipmanlar, kalkanlar, 5K. O 6 Von'u alacağım. Bu beşgen olayına kafam takıldı. Üsttekini de çıkmıyor da altındaki ne mantık? Anlamadım. Hemen altı bona gidiyorum. Diğer sıralarda Türkiye'de beşgeni kendim yaptığım için bunu bilmiyordum yani bu olayı. Şimdi şurada Zeka 12 Sersem Sersem Mıstıkon Orkon Ölümsüz 10 Sersem ölümsüz çevik 8 bana yaramıyor. Şeytan ok 20 ölümsüz zaten bu bana yaramıyor. Sersem ölümsüz 20, yani en iyisi şu. Nerede o? Sersem şey mıstıkon bunu alalım gidelim. Bunu alıp gidiyorum. Bana bizim işimizi görür bu. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar. Şimdi dolumuzu çektik biliyorsunuz beraber. Sonra kaskımızı aldık bu bölümde. Geçen bölümde ölümcül plakamızı almıştık. Bu beraber bambu ayakkabımızı aldık. Bir de şimdi bunlar 6'ya da ekleniyor. Bunları da ekleriz zamanda. O konu ya, ben yeni şeylere de pek bilgi Sion H'de ekliyoruz da çok bilgili değilim yeni güncellemelerde. Bir de beşgen kalkanımızı aldık. Yorumlarda değerlendirirsiniz. Bence elimdeki mevcut miktara göre iyi itemler aldığımı düşünüyorum. Abonoz 7 500 HP kolye, bunları da tamamlayacağız. Bir diğer ETP simya kumarından sonra artık nereden para kasarsak. Hadi şimdi Sarı ikinci köyde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Sarı ikinci köye geldim. Paskalya metni kesiyorum. Sarı'da metinlerin nerede çıkacağını hepsini çok iyi bildiğim için küçüklükten beri güzel bir nostalji yapacağım bu gece. Sadece BK ve taş alacağım. Artı 4 taşları alacağım tabi taşları. Yandan da ETP görevini yapacağım. ETP görevini aldım. Envanterim dolunca sağdan sonra büyük ihtimal o okuyamadığımız BK'lı okuyup finali yaparız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Sarı ikinci köy farmımızın son metnini kesiyorum. BK'larımız bir envanterde olduğu ikincisi de doğru sayılır.
Son metin yapıyorum bunu. Sonra bunu da keseriz. Eğer bir iki ese almazsa tabii. Şu an kor etkinliği var. İzinli gününde gündüz birazcık takılıyorum. Son şeylerini yapıyorum. Simya etkinliği yani kor çıkıyor metinden. İkinci köy farmına başlarken Paskalya metni kesmiştik ama boş patladı. Çünkü zaten etkinlik bitmişti. Sonra da gördüğünüz gibi metinlerin şekillerinden Ramazan etkinliği başladı. Ramazan biterken yine simit düşüyor ve aynı zamanda gidip Bereket meyvesi alıyorsunuz. Evet, diğer metinde sahibi geldi zaten gördüğünüz gibi. Sizce hızlı mı kesiyorum, güzel mi kesiyorum metinleri? Yorum da yaparsınız. İtemler nasıl? Vuruş damage falan, işte damage falan. Bakın gördüğünüz gibi kol düştü. Kolu alıyorum. Son beceri kitabımızda koca mızrak yönü atıp alıyorum. Zaten envanterim doldu gördüğünüz gibi. Parmak darısı oldu. Şimdi sizle beraber BK'ları alıp göreceğiz. Önce bir okey koleksiyon kartlarını alayım yerden. Onları da biriktirdik bayağı. Tamam, şimdi birinci sayfadan başlayalım envanteri boşaltmaya. İlk BK'mız şifa, bize yarar bu. Ejderha darbesi, alev uçunu atıyorum. Gidiyorum, ETP'nin bir tanesini isim gitmeden alayım. Neyse bir dakika. Bir alev vuruşu da. Sonra ineyim. Zaten atta böyle durumlar oluyor. Evet, sonra kılıç çevirme. Genelde kılıç çevirme çok var bu akşam, bu seferki farmımızda. Karanlık taş atıyorum. %96 oldu. 36 olacağız. Büyülü hızlı. Parmak darbesi, karanlık koruma, kurt atlayışı, büyü çözme, şimşek pençesi atıyorum. Bana yaramıyor. Saldırı artı, güçlü beden, ateşli ok, karanlık vuruş atıyorum. Güçlü vuruş, kamuflaj, büyü çözme, ateş hayaleti, hızlı saldırı, ok yağmuru. Genelde çöp BK'lar çıktı. Ejderha darbesi, hamle BK, şifşek atma, kılıç çemberi, kılıç çemberi, kılıç çevirme, ruh vuruşu, kılıç çevirme, güçlü beden, şimşek atma, kılıç darbesi, büyülü zı, hayalet vuruş, öfke, kılıç çemberi, kıvılcım vuruşu, şimşek pençesi, ateş hayaleti, ruh vuruşu, dehşet. İşlerin yoğunluğundan dolayı bir gece de yapamadım tabii falan. Biraz ara ara yaptım. Şuradan kolumuzu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. İki boş açtık. Ejderha dönüşü atıyoruz. Karanlık koruma, şimşek çağırma. Şimşek çağırma. Zehirli ok, ejderha yardımı, dehşet, kurt atlayışı, kutsama, yatma, şimşek atma, üçüncü şimşek atma, güçlü beden, hafif adım, yaşama isteği, bizim yaşama isteğimiz kayboldu yorgunluktan. Evet, devam edelim. Kılıç çevirme, kutsama, kurt atlayışı, karanlık koruma, kurt pençesi, büyülü keskinlik, bir tane adam gibi BK, ejderha yardımı, bıçak çevirme, parmak darbesi. Evet arkadaşlar, düşürdüğümüz BK'lar böyleydi. Taş hiç artı 4 düşmedi, onun için almadım. Hangi BK çıkıyorsa aldım ve atmadım. Şimdi finalde görüşmek üzere. İkinci köy farmımız bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Videonun başında tecrübemiz yeterli kadar olmadığı için okuma seansımızın tadını alamamıştık. Şimdi öncelikle Sarı Birinci Köy'de bir yoluktayız. Ok dişimizi teslim edelim. Yine çürümüş dedi. Bizim ok dişlerini beğenmiyor. Şimdi kendi taktiğimle karakter atıp Arafa Kılıcı BK'sını okuyacağım.
Sonra normallerinin sırası okuyacağız. Evet, doğmadan çıkarım, hava kılıcını okuyorum. İki yetenek kitabı kaldı. Zırhlama başarısız, madencilik başarılı, dönüşüm başarılı, kırmızı başarılı. Evet, BK okumamız iyi gibi ama nedense ok dişinde birazcık şansımız yok gibi. Evet arkadaşlar, bu videoda içtenlerimizi de dizmeye başladık yavaştan. Ticaret camından ticaretimizi yaptık. Okuma seansımız tecrübemizden az olduğundan, olmadığından daha doğrusu yapamamıştık. İlk sonda tekrardan yaptık. Sonra sarı ikinci köyde biraz metin kovaladık. Bu birkaç gün sürdü. İşe gidiyoruz geliyor sonuçta. Vaktimiz az oluyor. Yorgunluk, Ramazan derken sonuçta videoyu tamamladık. Umarım beğeninize sunuyoruz şimdi. Beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video gelmezse herkese iyi bayramlar. Allah'a emanet olun.